Ah. Elime baktım. Hoş geldiniz. Ne yapmış? Hoş geldiniz. Buyurun. Hayatım. İlk misafirlerimiz geldi. Biz misafir değiliz birader. Ev sahibiyiz. Aşkım. Hı. Ev sahiplerine ne ikram edelim? Aa, sudan başka bir şeyimiz yok maalesef hayatım. Kusura bak. İstemez zaten. Niye çağırdınız buraya? İşte bunu sormana çok sevindim. Hepimizin hayatını derinden etkileyecek bir planım var. Bunu açıklamak için çağırdık sizi. Adamımız bu. Ben biliyorum zaten. Kenan Baran. Dört milyon takipçisi var. Şimdi bu arkadaş dükkana gelip has mantım hakkında iyi şeyler yazarsa has mantım ihya olur. Bir de influencerlarla gazladık mı? Nasıl? Bu iş tamam. Ne diyorsunuz? Ateş iyi bir şey söyledin Demir. Kabul et işte. Bak, dükkan kâra geçer. Ayşe'nin workshop parası bile çıkar. Hı? Bir dakika, bir dakika. Siz benim workshop işimi nereden biliyorsunuz ya? Ayrıca benim özelimden size ne? Ayşen'cim, farkındaysan aynı çatı altında yaşıyoruz. Hepimizin birbiri hakkında bir şeyler bilmesi normal değil mi? Tabii tabii. Tabii tabii. Neyse. Şöyle anlatayım ben sana. Şimdi aynı çatı altında yaşıyoruz ya. Ben bunu Yasemin'le konuştum. Yani anladığım kadarıyla bu workshop senin için önemli. Şimdi sen istesen de, istemesen de Celal amca ile Perihan abla seni bu kursa yazdırmazsa çok üzülecekler. Yani kendin için olmasa bile anne ve baban üzülmesin diye bu workshop olayını kabul etmek zorundasın gibi bir durum var. Ama tabii yine de siz karar verin yani biz bir şey söylemeyelim. Hiç söylemediniz zaten. Abi, şimdi önemli olan AVM'ye kaçan müşteriyi bizim dükkana çekmek değil mi? Kahraman bakkal şekli diyor size. Tamam o zaman. Şimdi bu adam gelirse eğer dükkana masa örtülerini falan değiştirmek lazım. Bir de ne bileyim böyle küçük çiçekler falan koyarız ha? İyi de onun için de para lazım. O iş bende. Bak çıkma kumaşlardan ben masa örtüsü falan zaten dikerim. Çiçeği de hallederiz bir şekilde. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Böyle çok güzel organize oluyoruz falan bu harika bir şey ama burası çok sıcak arkadaşlar. Bakın ne güzel terasımız açık. Hadi teras açık. Unutmayın. Artık Ateş ve Yasemin'le Yılmaz ailesi arasında bir mesafe var. Balkon olmaz. Niye? Ya gerek yok zaten gideceğiz birazdan. Ne gerek var şimdi balkon balkon? O zaman şu kapıyı açalım da Kur'an'lar yapsın birazcık. Aç. Şimdi ben bu adam hakkında birkaç şey okudum. Ha. Bu adam akıl diyorlar. Biliyorum ben. Bu adamın gözünü boyamak için şöyle bir iki farklı çeşit cancanlı mantı mı yapsanız? O iş bende. Böyle çökelekli cevizli özbek mantısı. Karidesli mantı falan yaparım. Karidesli mantı falan olmaz ya. Nasıl karidesli mantı ya? Mantıya yoğurt koyarsın. Karidesle yoğurtu karıştırırsan insanı zehirler. Sen benim müşterimi zehirlemek mi istiyorsun ya? Dedem mezarında ters döner. Asıl dükkan elden giderse dedem mezarında ters döner. Tövbe yarabbi. Ayrıca deniz ürünüyle de yoğurt yenir taze ise. Yenmez. Hepimiz az mantı için uğraşıyoruz burada. Evet doğru haklısınız ama ben bir şey anlamadım. Ateş senin bu işten çıkarın ne? Yani neden bu kadar ısrar ediyorsun? Karı koca arasında çıkar mı olur canım? Hayat müşterek. Evliliğimizin sahte olduğunu anladılar mı? Ulan harbiden evli değilmiş bunlara. Sahtekarlar. Anlamadılar. Doğru ya.
Ben bunu hiç düşünmemiştim. Demir kardeş. Oo. Sen niye güldün? Bana yakışıyor. Yok ya. Plan güzel plan. Beğendim. Aferin. Ne yapayım ben? Ha? Sen adam geldiğinde mahalle kahvesinin bıçkın delikanlısı gibi davranma yeter. Ben ömrü hayatımda bir kere öyle davrandım. Eğer sen ispatla ben öyle davrandıysam ya dişimi kırmazsam şerefsizim. İspatlarım. O gün mantıcıya gelen müşteri senden vejetaryen mantı istediğinde kadını bir atmadın kaldı dükkandan. Attım mı atmadım? Abi bir sessiz. Atmadım ben o kadına. Ben o kadına uygarca insanca anlattım saçmalığını, o da kabul etti zaten. Arkadaşlar yeter ama ha, bu kadar gerginlik. Hepimiz aynı taraftayız. Ne bu gerilim yani şimdi? Ay yine be. Blenderden kapı çarptı. Bir şey yok, normal bir şey. Şimdi ne zaman o zaman biz harekete geçeceğiz? Hazırlıklar tamamlanınca başlayacağız işte. Ne yapacağız? Bizimkiler bu işi bilmemeli. Niye? Niye? Çünkü yaşlı insanlar yeniliklere açık insanlar değildir. Abi hatırlıyor musun bu Sinop mantısını kabul ettirmek için nasıl uğraştık değil mi? Hatırlamaz mıyım ya, aynen. Hadi hadi biz kalkalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim, ben bunu saymam. Yani sadece su ikram edebildik size. O yüzden yine bekleriz. Biz de kiranın zamanında tıkır tıkır yatmasını bekleriz. Abi bu kapının kolu yok. Kulen nereden düşmüşler işte burada. Ha. Geç bakayım şöyle. Kapı niye açık? Birader ev sahibi olan sizsiniz. Bir zahmet onu da siz söyleyin ha. Bırakacaktın odaya, yok. Ayşen. Aa, burada yok. Nerede bu kız? Dur bir bakayım. Aşağıya mı gitti acaba? Ben buradan böyle çıt diye bir kocaman çıt diye vurduğum zaman arkaya doğru kırılacak. Sonra buradan sahile sokuyorum, çat diye açacağım. Bu kadar. Abi bak yapma. Ne olur ne olmaz. Ses falan çıkar, uyanırlar. Yapma. Ya ne yapacağız Ayşen o zaman? Mahsur kaldık burada. Mahsur kalmak neymiş ya? Burası kendi evinizin çatı katı. Hayır yani anlamıyorum ki, ne var yani bunda? Kalırız burada güzel güzel hep beraber. Sonra herkes uyanınca sabah hallederiz yani, nedir? Birader sen bilmediğin konularda ötme istersen. Tamam ben ötmeyeyim ama o zaman sen öt. Madem ben bileyim hangi konularmış bu konular. Anne ne oluyor? Ceylan, Ayşen evde yok. Anne ne demek yok ya, buradadır. Mutfakta yok, salonda yok, hiçbir yerde yok. Ya su falan iç. Dur ben bir bakayım. Ne oluyor? Kaldır ablayı gözümün önünden. Ay vallahi yok. Yok. Size bir şey söyledi mi? Yok babaanne bir şey söylemedi. Hadi bu saatte nereye gider ki kız ya? Babiş, polise mi haber versin?